Action'dan hepinize merhaba. Başlangıçta izlediğiniz gibi bu hafta bir film festivalinden konuşacağız. Filmmore Kadın Filmleri Festivali. İsmi biraz daha uzun ama tam ismini sizlerden alırız. Konuklarım festival ekibinden Hülya Uğurtan Röver ve Ülkü Songül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, artık bir genç kız var elinizde. 18 yaşını tamamlamış, 18. yaşına giren. Festivalin doğuş hikayesinden biraz bahsederek başlayalım Hülya Hanım. Ben biraz ucundan değineceğim. Ondan sonra da Ülkü devam edecek zannedersem. Çünkü artık bir genç kız ve büyüdü derken Ülkü arkadaşımız hakiki bir genç kızdı festival başladığında ve festivalle birlikte büyüdü. O yüzden hala ona söz vereceğim. Hala genç kız ama canım. Evet, evet. Festival 2003 yılında medyada çalışan bir grup kadının yetsin artık bu çile şeklinde medyadaki haksızlıklardan, sinema yapamamadan... Bugün bile çoğunlukla devam eden bir sürü sorundan dolayı tazminatlarını aldıklarında biz ne yapsak acaba bir film festivali mi yapsak diye, daha doğrusu bir kooperatif mi yapsak diye, hem kendi filmlerimizi yaparız hem bir festival düzenleriz diye yola çıkmalarıyla başlıyor. Aynı zamanda bu kadınlara bir eski kuşaktan, biraz daha bizlerin kuşağından, hani bir nevi aslında bu kefen paramdı, kıyıda duruyordu ama kızlar sizin işiniz daha önemli şeklinde katkılarla, her şey para değil elbette ve bir sürü de destekle, hepimizin desteğiyle İstanbul'da başladı. Sürecek mi, sürmeyecek mi, nasıl gidecek, nasıl gitmeyecek, önümüzdeki yıl nereden fon buluruz, nereden fon bulmayız diye ekipler genişledi. Tabii ki festivalimiz de kendini geliştirmeye başladı. O arada tabii uluslararası destek çok önemli. Dolayısıyla ben festivalin ismini de tekrar hatırlatarak, uzun ismini hatırlatarak devam edeyim. Filmmore Uluslararası Gezici Kadın Filmleri Festivali. Uluslararası zaten önemli, gezici de bir o kadar önemli. O da soracaklarım arasında. Elbette. Dolayısıyla en başlangıcından bu yana Women Make Movie'den, Amerika'dan ve tabii diğer başka benzer kadın sinema örgütlerinden, kuruluşlarından destek aldık. En azından filmlerini göstermekle, gelip festivalimize katılmakla destek verdiler. Çok zor günlerin geçtiği de oldu. Yani çünkü hani ülkede zor günler, bize zor günler. Örneğin bir festivalimizde 3-4 yıl önce tam Taksim'deki maalesef Beyoğlu'ndaki bir bombalamanın birkaç gün sonrasıydı. Tabii çok ağırdı her şey gibi, hani sadece küçük bir örnek verdim. Onun dışı söylemiş olduğum gibi 18 yaş elbette çok simgesel. Festival iyice rüştünü ispat etti. Hep etmişti ama daha da rüştünü ispat etti. Ve belki hani festivalde tarihi içindeki bir iki bir şeye de o festivalde büyüyen demeyelim, biraz abartı olacak ama olgunlaşan Ülkü'ye sözü verelim. Evet, bu yıl 18. festivali yapıyoruz. Hakikaten hele yani kadınlar kaç yaşına gelirse gelsin çok büyüyemiyorlar bu topraklarda maalesef. Hani büyüseler bile hayat hakları bir şekilde ellerinden alınıyor. Onun için 18 hani hem temsili bir şey hem de hepimizi çok coşkulandıran ve hiç vazgeçmeden sürdürdüğümüz bir şey olarak hani bizi de heyecanlandırıyor. Her sene aynı şeyi yaşıyoruz aslında. Hakikaten ben burada büyüdüm herhalde, biraz öyle diyebiliriz. En azından öğrendiğim her şeyi burada öğrendim. Bu yıl 16-22 Mart arasında Fransız Kültür Merkezi'nde olacak gösterimler. 21 ülkeden 46 film var programda. Yanı sıra paneller, atölyeler, söyleşiler de olacak. Onların detaylarına gireceğiz. Bir de Hayri kapsamı genişleyerek sürüyor 18. yaşında. Biraz onlardan da bahsedelim. Nereleri gezecek bu festival? İstanbul'da 16-22 Mart'tan sonra bir de Küçükçekmece gösterimleri olacak. 23-24-25 Mart diye. Bir de bu sene şöyle bir şey, Büyükşehir Belediyesi olması gerektiği gibi bizi destekledi bu yıl. Sinebüs ile biz İstanbul'un 6 köyüne gidip orada da filmler göstereceğiz. O çok heyecan verici. Evet, evet, biz de çok heyecanlanıyoruz. Ondan sonra da sırası böyle olmayabilir ama Bodrum... Önemli değil. Evet, biz gezeceği yerleri, çünkü internet siteniz üzerinden bütün programa hakim olabilecekler. Evet, evet, filmmore.org'dan bütün bu bilgiler, daha fazlasına ulaşabilir herkes. Filmmore.org. Evet. 6 ile gideceğiz bu sene. Bodrum, Adana, Mersin, Diyarbakır,
bir yer daha olsun. Diyarbakır, Yalova. Yalova. Evet, Yalova. Böyle 6 şehir gezeceğiz. Hı-hı. Sonra da festivali bitireceğiz artık ve sonraki sene için tekrar çalışmaya başlayacağız. Harika. Peki, şimdi bu yılın teması hak odaklı sinema. Neyi anlıyoruz bu hak odaklı sinema derken Hülya Hanım? Şimdi hak odaklı sinema kavram açısından da bizim için çok önemli Muammer Bey. Zira hak odaklı gazetecilik özellikle birkaç yıldır medyada ve her yerde toplumda tartışılır oldu. Akademik çevrelerin geliştirdiği belki gazetecilerle bir arada bir kavram bu. Biz bunu sinemaya taşıdık. O anlamda Filmor bir kez daha bir konuda daha bir öncülük yapmış oldu. Çünkü elbette daha çok uygulamaya ve gösterimlere vesaire yönelik olmakla birlikte Filmor'un bir yanı da her zaman akademiyle ama tabii bizim görüşümüzdeki akademisyenlerle ortak çalışmalara ayrılmıştır. Dolayısıyla hak odaklı sinema birkaç şeyi birden kapsıyor. Tabii ki bu yılki aynı addaki panelimizde bunu biz hem sektör çalışanları yani yönetmen, oyuncu vesaire arkadaşlarımız da Türkiye'den ve yurt dışından tartışacağız. Ama küçük bir ön bilgi olarak şunu söyleyebiliriz ki hak odaklı sinema, sinemanın haklara odaklanması demek. Hangi haklara? Hem filmlerdeki temsiller aracılığıyla haklara odaklanması. Yani sadece kadın hakları da değil. Elbette kadın hakları bizim için öncelikli. Ama işte mülteci haklarından tutun. İşte azınlık hakları, doğanın hakları, hayvan hakları, her tür haklara odaklanan bir sinema. Ama aynı zamanda da sinema yapma biçimlerinde hakları göz ardı etmeyen bir sinema. Bu çok önemli. Zira kadınların bu konuda çok sorunları var. Diyeceksiniz erkek sinemacılarında var mutlaka fikri haklar konusunda vesaire. Reddetmiyoruz. Onunla tabii da onlar ki ilgilensinler. Hani tabii bizim ki temamız bu. Ama şöyle söyleyelim, hatta bunun da bir ipucunu verelim. Bu yıl normalde biz her yıl verdiğimiz Mor Kamera ilk filmini yapan bir kadın yönetmene verdiğimiz Mor Kamera ödülünü hak odaklı sinema doğrultusunda başka bir yere taşıdık. Bu ödülü vermiyoruz. Bunun yerine festivalimize filmi kabul edilmiş olan tüm kadın sinemacılara çok küçük de olsa, kısa film de olsa telif hakkı ödüyoruz. Harikasınız. Dolayısıyla böyle bir hak odaklı sinemayı biz tartışacağız. Aynı zamanda hak odaklı sinema bölümümüzdeki filmler kendi içlerinde tartışacaklar. Onu da ülkeye söyleyeceğim. Evet, ülke ondan söz edecek. Ve tabii panelimizde katılımcılarla ve izlemeye gelenlerle hep birlikte tartışacağız. Peki o zaman ben de hemen küçücük bir not atayım araya. Hak odaklı sinema konusundaki panelde benim çok sevdiğim hem oyunculuklarını hem aktivist yönlerini Meltem Cumbul ve Nur Sürer de sizle birlikte olacak. Onu da hatırlatalım. Peki, bu bölümde gösterecek filmleri nasıl seçtiniz? Onlardan da çok kısa bahsedelim Ülkü. Aslında yani filmleri izleyince zaten hemen hani bir hak talebi ve hani bununla ilgili mücadeleyi anlatan filmler hak odaklı sinema bölümünün ya yani hak odaklı sinema bölümüne kendiliğinden girdi biraz. Mesela Sofia, Fasta, babasız çocuk doğurmanın suç olduğu, yasak olduğu bir hikaye, bir kadının hikayesini anlatıyor. Direnen Kadınlar diye bir film var. Japonya'da kadın hareketiyle kadın hareketinin anlatıyor. Dolayısıyla hani bütün bunların hepsi zaten bir hak arayışı ve talebi olarak bu bölüme geliyor. Sofia'yı ben de Cannes Film Festivali'nde görmüştüm. Benim festivalde hani evet büyük bir sineması al anlamda belki bir şey ifade etmiyor ama anlattığı ve ifade ettiği şeylerin çok önemli olduğu bir film Sofia. Bence izleyicilerimiz kaçırmasın. Cannes'dan da ödülle dönmüştü. Evet, onu da hatırlatalım. Doğru. Evet. Programın en geniş gösterimlerinin yapılacağı bölüm kadınların sineması. Biraz kadınların sinemasından neler izleyeceğimizden de bahsedelim. Kadınların sineması diğer bölümlerinin yanı sıra yani hani o bölümlere de, o bu bölümlere girmeyen filmleri koyduğumuz bir bölüm. Dolayısıyla çok film var ve animasyon, belgesel, uzun metraj, kısa film bütün her türden filmin olduğu bir bölüm. Ben buradan iki tane çok sevdiğim hem iki sinema yazarı aynı zamanda artık sinemacı kimlikleriyle ön plana çıkan iki arkadaşımdan da bahsetmek istiyorum. Biri Burcu Aykar. Evet. Annem adlı kısa filmiyle geçen sene. Özür dilerim. Ablam. Kafam karıştı orada.
Ablamla geçen sene birçok ödül aldı. Olağanüstü, çok çok beğenerek izlediğim film. Diğeri de Ceylan Özgün Özçelik'in Cadı Üçlemesi'nin ilki, Cadı Üçlemesi artı 13. Bu iki kısa filmi de mutlaka izleyin diye ben izleyicilerimize öneriyorum. Evet, ben de. Arkasından Bedenimiz Bizimdir. Evet. Bedenimiz Bizimdir bölümünde daha çok kadınların bedenleri üzerinden ya da hani kendi tanımları da olabilir. Bütün beden politikalarıyla ilgili olan filmlerin içinde aslında olduğu. Aslında beden politikalarını eleştiren filmler desek güzel olur. Evet. Hani kadınlara dayatılan, diyeceksiniz ki şimdi bütün topluma da dayatılan bu böyle çok sağlıklı, çok zayıf, çok fit, çok iyi beden veya işte özürsüz, engelsiz, şusuz, busuz beden gibi politikalara bir şekilde eleştiren veya o politikaların dışladığı kadınların hikayelerini aktaran filmlerden oluşuyor değil mi Ülkü genelde? Evet, doğru. Peki bir de benim yılın en çok merakla beklediğim ödüllerinden birini siz veriyorsunuz yine. Altın Bamya ödülleri. Biraz ondan bahsedelim. Altın Bamya nedir? Bu seneki adaylardan küçük tiyolarda verebilir misiniz acaba diye merakım kaşıyor. Ya bamya bizi çok yoran bir şey. Çünkü hakikaten mümkün olsa hepsine vermek gereken bir şey. Ama her sene de biz bir sonraki sene tekrar ödül verecek film bulamamak dileğiyle kapatıp her sene daha da artan bir potansiyeli var sektörün. Küçücük Altın Bamya nedir? Bilmeyen izleyicilerimiz için onu söyleyelim o zaman. Evet, Altın Bamya aslında isminin de hatırlattığı üzere, çünkü bamya biliyorsunuz sindirime çok iyi gelen bir sebzedir. O yüzden altın bamya. Hani sindirime iyi geldiği için vücudumuzdaki, bedenimizdeki hani kötü maddelerin atılmasını sağlayan, biz de sinemamızdaki cinsiyetçi kötü filmlerin atılmasını sağlaması amacıyla bu adı verdik kendisine. Bir yıl içinde, yani 2019 yılında, bu yıldan konuşacaksak, tabii, Türkiye sinemasında yapılan, gösterime giren tüm filmler arasında en cinsiyetçi olanlara veriliyor bu ödül. En cinsiyetçi filme, yönetmene. Çoğu zaman işte en cinsiyetçi oyuncu deniyor. Tabii oyuncu diye bir şey yok, karaktere veriliyor. Bunun yanı sıra hani bazı özel jüri ödüllerimiz de var. Hani 3,5 bamya gibi homofobik filmlere verilen ödüllerimiz var. Ülkü'nün dediğine tabii kesinlikle katılıyoruz. Gözlerimiz şaşı oldu. Türkiye sinemasının üretimi giderek artıyor. Bu tabii çok aslında güzel bir şey endüstri açısından. Ama o endüstrinin tamamen eril bir endüstri olduğunu düşünürsek kadınların payı burada epey az oluyor. Dahası cinsiyetçi kalıplar. Bu sene biraz daha azalır mı acaba dedikçe, hani bir yıl önce 150 filmde bu kalıpları izlerken bu yıl 180 filmde izlemek zorunda kalıyoruz. Jüri çok yoruldu, akademi jürisi. Bakalım ne yapacak? Yine bir sürpriz çıkabilir bu sene. Peki en çok adaylık alanı bir sürpriz mi olsun diyorsunuz belki? Yok, bu çok sürpriz Muammer Bey. Bunu vermeyelim. Tamam. Bunu son gün beklesinler. Çünkü bu yıl biraz farklı bir sürprizle gelecek aldım ben. Benim bu sene en sevdiğim filmlerden birini de göstereceğiniz Cinsiyetler. Nasıl telaffuz etmem gerekiyor doğrusu bilemiyorum. Cinsiyetler diyebiliriz. Peki. Orada bir hani yazarken bir şey var ama öyle söyleyebiliriz. Peki. Alev almış bir genç kızın portresi. Evet. Belki cinsiyetlerin için bir elbette izleyiciler siteye gittiklerinde bölüm tanıtımında göreceklerdir ama cinsiyetler ve bu tuhaf yazılış nereden geliyor derseniz tuhaftan geliyor. Queer bir yazılış çünkü bu. Şöyle hani o ikili cinsiyet rejiminden biz artık bıktık, usandık ikili düzenden. Dünya bunu 40 yıl önce tartışmayı neredeyse bıraktı. Ama biz hala nerelerdeyiz diye gerçekten cinsiyeti ikinin ötesine taşıyan filmlerden oluşan bir bölümümüz. Buyurun. Ve tabii bu yıl hepimizin büyük aşkı alev alan bir genç kızın portresi de bu bölümde. Evet. Ülkü devam etsin. Evet. Ve biz onu 6 ilde de gösteriyoruz. Harika. Bizimle beraber bütün şehirleri gezecek. Sonrasında da bir tartışma bütün aslında gezici yani diğer illerde bütün filmlerden sonra bir tartışma yapıyoruz yani hani
genel olarak. Hı hı. Bir de hemen araya o zaman biraz şeyden uzaklaşacağım belki ama alev almış bir genç kızın portresi üzerinden geçen haftanın benim için en büyük polemik yaratan sinema olaylarından birinden de kısaca bahsedeyim. Biliyorsunuz Sezar ödüllerinde feminist gruplar Roman Polanski'nin adaylığını çok tartıştılar, bunu protesto ettiler ve çok güzel bir protestoda ödül evet. gecesi filmin başrol oyuncularından Adel Hanel'den geldi. Roman Polanski'ye her şeye rağmen en iyi yönetmen ödülü vermelerine el sallayarak salonu terk etmesiyle Adel Hanel çok şık ve çok zarif bir protestoya bize sergiledi. Dolayısıyla kendisine olan hayranlığım biraz daha arttı diyorum evet, ben. Evet. Gevezelik ettim, programı böldüm. Estağfurullah. Ama... Sonuçta Polanski gelemedi ödülünü almaya. Evet, biz aynen. bunu biliyoruz. Tabii ki bu işler çok uzun soluklu ama kadınlar birlikte mücadele ettikleri her yerde bir şeyleri küçük küçük de olsa kazanıyorlar. Değil mi? Bir de benim çok sevdiğim ama uzundur filmini izleyemediğimiz bir yönetmenin filmi de var. Alman kadın yönetmen, Alman sinemasının en sevdiğim yönetmenlerinden Doris Döring'in filmini evet, gösteriyorsunuz. Son filmini gösteriyoruz. Kiraz Çiçekleri çok, ve evet. Şeytanlar. Bence hayatı hem çok tatlı pencereler açmayı becerebilen, bize nefis soluk alanları yaratan bir yönetmen. Evet, onun evet. filmini de kaçırmasınız izleyicilerimiz diyorum. Gerçekle hayali de çok güzel birleştirmiş. Birleştiriyor değil evet. mi? Bir de benim yine Türk sinemasından çok sevdiğim bir yönetmenin, Pelin Esmer'in evet. İki filmini, iki belgeselini. Çünkü çok bütünlüktü aslında. Aynen. Bir de aradan emin 14 yıl geçmiş. Oyun ve Kraliçeliyarı birlikte gösteriyoruz. Kraliçeliyarı sadece burada, Küçükçekmece'de ve Gezicilerde göstereceğiz. Harika. Umarım bir motivasyon kaynağı da olur izleyen kadınlar için. Filmi çok takip güzel bir... adında çok hoşlar. Evet. Bir bölüm başlığı evet. koymuşsunuz. Pelin Esmer'in sineması benim Türkiye'de en sevdiğim sinemalardan biri. Film yönetmenlerinden biri. Dolayısıyla bu iki filmi, iki belgeseli de arda arda izlemek hem de hoş bir deneyim olacak izleyici açısından. O kadınların yaşadığı değişimi, o 14 sene içindeki o kadınların özgüvenlerinin artması ne kadar keyif verici değil mi? Harika, İki filmi kesinlikle. Arka arkaya izleyince. Evet, bir de Feminist Bellek adında bir bölümümüz var. Orada da önemli bir kadın, Fransız bir kadın yönetmen, Alice Guy Blanche'a bölüm açıyorsunuz. Ondan da biraz bahseder misin? Tabii, biz her fırsat bulduğumuzda Alice Guy Blanche'nin filmlerini göstermeyi çok istiyoruz, seviyoruz. Bu yılda onunla ilgili bir belgesel geldi, Amerika yapımı. Alice Guy Blanche'nin Anlatılmamış Hikayesi diye. Dolayısıyla öyle bir bölüm yaptık. Geçen sene Ursula'ydı. Bir önceki sene Agnes Varda'ydı galiba. Böyle kendiliğinden bir bölüm serisi oldu. Bu yılda bu Alice Guy Blanche'nin Düşen Yapraklar ve Feminizmin Sonuçları 2000 yılında filmleriyle belgeseli birlikte göstereceğiz. Ben minik bir şey ama ekleyeceğim tabii oraya. Tabii ki. Özürlerimle ve çok seveceğim bir şekilde ekleyeceğim için hiç alınmayacağınızı biliyorum Muammer Bey. Biz Alice Guy Blanche'ye kadın yönetmen ya da daha doğrusu genel olarak kadın yönetmen terimini çok sevmiyoruz. Şahane Alice, oldu. Alice Guy yani yönetmen kadın, yönetmen Alice. Hani Alice zaten bir kadın ismidir filan. Ama daha da önemlisi çok uzun yıllar tarih kitaplarında yani sinema tarihi kitaplarında Alice Guy Blanche zaten yoktu. Bizim gençliğimizde neredeyse hiç yoktu. Sonradan da sinemanın ilk kadın yönetmeni şeklinde hep bize tanıtıldı. Oysa Alice Guy Blanche sinemanın ilk kadın yönetmeni olmanın çok ötesinde sinemada ilk öykülü filmi yapan, ilk kurmaca filmi yapan, bu anlamla baktığımızda belgeselci olmayan ilk yönetmendir. Dolayısıyla biz bunun da altını bir çizelim geçerken. Doğru, harikasınız. Erkekler için erkek yönetmen demiyorum. Şimdi bu konuya çok iyi oldu. Ben de bazen yazılarımda eleştiri alıyorum. Kadın yönetmen niye kadın diye koyuyorsunuz diye. Fakat şunu düşünüyorum. Şunun altını daha kalın çizmek istediğim için yapıyorum bunu. Evet, Alice çok bilinen bir yabancı isim. Ama bazen isimler konusunda hani yabancı isimlere hakim olamadığımız atıyorum bir... Afrikalı kadın yönetmeni, pardon kadın dedim ama Afrikalı yönetmen veya ne bileyim Uzak Doğu sinemasından bir yönetmen. Onun bize kadın veya erkek olduğunu bize çünkü şey veya iyi şeyleri yok.
başında cümlenin. Hani kadın erkek olduğunu belirten bir cümle yapımız yok çünkü. Evet. Dolayısıyla orada onu vurgulamak adına yapıyorum. Her zaman da bunu söylemeye çalışıyorum. Vesile olduğunuz programda da bunu söylemiş oldum. Ama, çok haklısınız. Bazen cümlenin yapısını biraz değiştirerek hani tarihte film yöneten kadınlar arasında vesaire. Çünkü biz söz ederken yani Nuri Bilge'nin de ne ismi olduğunu hiç kimse bilmez. Ama işte biz Fransa'da ya da Japonya'da bir şeyden söz ederken Türk sinemasının mühim erkek yönetmeni demiyoruz onun tabii. için. O nedenle o şekilde küçük cümlede şeyler yaparak bu zaman içinde oturacak. Evet. Yani yanlış anlamayın. Sevdiğimizden bu minik eleştiriler. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Dediğim gibi hani benim de arada işte mesela Pelin Esmer dediğim gibi hani kadın yönetmen diye bahsetmiyorum. Ama hani ne bileyim ben de küçük bir açıklama yapma gereğini buldum. Çok iyi yaptınız. Belgeseli izleyenler küçük bir şey söylemek istiyorum. Alice Guy Blaché'nin anlatılmamış hikayesi belgeselini izleyince zaten insanlar şeyi görecekler. Şimdi böyle bütün o kült sinema yani film sahneleri diye izlediğimiz bütün sahneler Alice Guy Blaché'nin filmlerinden esinlenerek yapılmış ve üretilmiş. Yani inanılmaz bir belgesel. Evet, biraz önce hak odaklı sinema panelinden bahsettik çok kısa ama daha başka paneller de var. Onlardan da kısaca bahsedelim Hülya Hanım. Çok güzel olur. Çünkü Filmora her yıl birkaç panel yapıyor biliyorsunuz. Çok kıymet verdiğimiz bir panel dizisinin yeni halkası var bu yıl. Filmora 2 yıl önce, 3 yıl önce başladığı sinema sektöründe çalışan veya film endüstrisinde çalışan ama farklı mesleklerde çalışan kadınların sorunlarını dinlemek, onlarla sohbet etmek, onlarla birlikte eğleyebilmek için öncelikle yapımcı kadınlara söz verdi. Hatta bu panelin sonrasında Mor Yapımcılar adı altında ilk Türkiye'de ilk defa kadınların oluşturduğu bir küçük örgüt ki sonrasında başkalarıyla devam etti, oluştu. Sonrasında hikaye anlatan kadınlar şeklinde senaristleri bir araya getirdik. Bu yıl söz sanat grubunda çalışan kadınlarda, dolayısıyla sinemanın sanatkarları adı altında bu alanda çok iyi bildiğimiz isimleri ağırlayacağız. Onlar bize sanat alanında çalışan kadınların sorunlarından ve deneyimlerinden söz edecekler. Üçüncü panelimiz ise Filmor'un yine bir kez daha aslında akademiyle ortak noktalarda işbirliğinin bir ürünü. Galatasaray Üniversitesi Medya Çalışmaları Merkezi Medyar ve merkezi Fransa'da olan HESCAL adı altında Afrika ve Doğu'da film endüstrileri üzerine çalışan bir grupla birlikte ana başlığı aslında Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da toplumsal cinsiyet merceğinden film endüstrileri diye bir konferansın ilk günü Galatasaray Üniversitesi'nde olacak 19 Mart'ta. İkinci günü yani 20 Mart'ta Sofya filminin bir Fas filminin gösteriminden sonra Kuzey Afrika ve Türkiye sinemasında kadınların, Afrika'da kadınların sineması başlığı altında bir panelimiz olacak. Yine akademisyenlerin katılımıyla. Peki. Ya yani dediğim gibi biraz önce de bahsettiğim gibi filmmor.org'dan bütün programa bütün ayrıntılar hakim olabilirsiniz diye ekleyelim. Bu hafta Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başka sinema bir filmi vizyona sokuyor. Ondan da biraz bahsedeyim istiyorum. Woman adlı bir belgesel. 50 farklı ülkeden 2000 kadınla görüşülmüş. Ve bu kadınların portrelerini gözler önüne seriyor. Kadınların dünyayı değiştirebilme kapasiteleri üzerine bir belgesel yaptım diyor filmin yönetmenlerinden Anastasia Mikova. Mikova film gösterimleri için hem Beyoğlu'nda hem Kadıköy sinemasında da olacak. Başkasinema.com'dan filmin gösterim gün ve saatlerinde görebilir seyircilerimiz. Woman belgeselinde altını çizerek bu bölümü kapatayım diyorum. Peki size bir sorum var. Polisiye sever misiniz? Ben çok severim. Ben de severim. Peki. Buffy hayranı bir insanım. Evet evet çok severim. Son zamanlarda da Nordik polisiyeler özellikle. Ben de bayılıyorum. Türkiye'de yayınlanan 221B adlı bir polisiye edebiyat dergisi var. Ben bayılarak takip ediyorum dergiyi. İsminde Sherlock Holmes'un evinin adresinden alıyor 221B, Baker Street'ten. onların da bu hafta
çok çok hoş bir etkinlikleri başlıyor. 12 Mart Perşembe'den 15 Mart Pazar'a kadar Kapitol'de Polisiye Günleri adı altında bir günler etkinlikler düzenliyorlar. 4 tane film gösterimi var her gün. Geçen serinin en iyi filmlerinden Şüphe, Piranalar, İnce Buz, Kara Kömür ve Soygun filmlerini gösterecekler. Her gün bir film. Ve aralarında çok sevdiğimiz isimlerin olduğu Sevin Okyay, Sevin Atasoy, Erol Üyepazarcı gibi polisiye edebiyata hem yazar olarak hem Sevin Atasoy zaten bir akademisyen aynı zamanda katkı sağlayan isimlerin yapacağı atölyeler, panellerde bu bölümde, bu günlerde yer alacak. 212bdergi.com'dan bütün programı görebilirsiniz. İkinize de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Filmora'nın yolculuğunda daha çok uzun yıllar olsun diye umuyorum. Katkılarınız için çok mersi. Biz teşekkür ederiz. Demek ki 12-15 arası Polisi Film Festivali, 16-22 arası Filmor Kadın Filmleri Festivali'nde buluşuyoruz. Aynen. Action'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşça kalın.